flamingolarda Van Gölü havzasında bulunan sulak alanlarda konaklamakta ve buradan sıcak bölgelere doğru yolundan devam etmektedir. Kısacası bu Van Gölü havzasındaki sulak alanları bizim yolda gittiğimizdeki servis istasyonları gibidir. Burada ihtiyaçlarını gidermekte, eğlenmekte ve burada gerekli bakımı ve yakıtını depoladıktan sonra buradaki mevsimin kendi yaşamına tehlikeli olmaya başladığı zaman bu yöreden daha sıcak yörelere doğru gitmekte. Baharın erken gelmesine bağlı olarak veya buraların erken ısınmasıyla bağlı olarak flamingolar da bölgemize erken gelmekte. Bu senede bu flamingoların Van Gölü Havzası'nın etrafında görülmedikleri yerde de görülmesinin sebeplerinden birisi tabi bu ornitolog arkadaşlarla iletişim halindeki aldığımız bilgiler ve bundan sonra da çalışmalar yapılması gereken sonuçlar. Ön bilgi olarak Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanların insan popülasyonlarından çekilmiş olması, Van Gölü o balık Bendi Mahi tarafında zaten kenarında yol var. Herhalde yoldan insanların burada alanlarda daha az görülmesine bağlı olarak hayvanlar kendini güvenlikte hissetmesine ve bağlı olarak yalnız daha öncesindeki gittiği yerlerde de Erçek Gölü'nde de farkındaysanız suların biraz yükseldiğini görebilirsiniz. Flamingolar veya kuşlar en gıdayı bulacağı yerde ya da güvenliğin olduğu yeri tercih ederler. Eğer daha sığ bölgelerde daha iyi gıda varsa, güvenlikte varsa orayı mekan olarak tercih ederler. Ama Van Gölü Havzası'nda bulunan flamingolar genellikle tek bir yerde konaklama yerine ikindin başka bir yerde, sabah başka bir yerde böyle gezici şekilde konaklamayı tercih ettiklerinden dolayı Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanların her tarafında allı turnalar bu sene selam getirecek. Bunu Edremit Dönemeş'te, Gevaş Göründü'de görebilirsiniz. Eğer biz sahillerimizi güvenlikli tutarsak, sesten, gürültüden, av yasağından uzun tutarsak, bu gibi çeşitli tek flamingo değil, yazın da pardon kışın da buraya gazların geldiğini görürsünüz. Bundan sonra 450 kuş türünden 300'e yakını buralarda görme imkanına sahip olabileceğiz.